Şimdi derbi mücadelesinin detaylarını Ümit Aktan'la birlikte konuşacağız. İyi pazarlar Ümit Aktan, hoş geldiniz. İyi pazarlar Ceyda, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dev derbide bugün Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Her iki takım teknik direktör için de oldukça önemli bir karşılaşma. Her ne kadar bir şampiyonluk yarışından bahsetmesek de iki takım için çok ayrı bir yerde ve taraftarı ve camiaları için bu mücadele. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Ümit Aktan? Bir kere dünkü sonuçların Fenerbahçe'nin iştahını tetiklediğini düşünüyorum. Konyaspor'un biraz da Ali Şansalan üzerinden kararları, yorumları, kartları konusunda eleştirilecek çok fazla tarafı olan bir maçın ardından kayıp yaşamasıyla Fenerbahçe lig ikinciliğini, yani Şampiyonlar Ligi ön elemesini bir anlamda kucağında buldu bu hafta. Rakibi içeride Galatasaray ve Galatasaray'ı yendiği takdirde Konyaspor'un üzerinde ikincilik koltuğuna yerleşecek. Zaten son haftalarda bu 7 haftadaki 6 galibiyetli gelen serinin de amacı buydu, hedefi buydu. Bunu sağlamış olacak. Bunu sağlamak için de yeterli potansiyeli var. Bir kere 40-50 bin taraftarının verdiği bir güç var. Oyun gücü olarak da son haftalarda çizdiği bir performans var. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın takımla gecikmiş de olsa sağladığı uyumun ortaya çıkardığı bir Fenerbahçe'nin, orta alandaki güçlü ve sert bir Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında direnci kırabileceğini düşünüyorum. Ligin en iyi 3 kalecisinden ikisi bugün karşı karşıya oynayacaklar. Kalecilerden iyi olandan Muslera'ya çok daha fazla iş düşeceğini sanıyorum. Eğer Muslera bunlarda başarılı olursa Galatasaray'ın direnci artabilir. Ama direnci artabilir. Maçı kazanmak için yapacağı şeyler son derece sınırlı ve orta alanda Fenerbahçe'nin kesin, sert, ağır bir üstünlüğü var. O ikinci bölge maçı çözebilir. Ve Fenerbahçe'yi ben hani derbilerde Galatasaray'ın sığınacağı liman, derbilerin favorisi olmaz limanıdır. Ama Fenerbahçe bu karşılaşmaya klasik deyimle %51'den ben arttırıyorum, %52 avantajlı çıkacak ve istediğini alma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Peki Ümit Aktan, şimdi birlikte her iki takımın sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'leri de paylaşalım. Galatasaray'da Kerem'in bugün sahada olmasını bekliyoruz ki Kerem Galatasaray'ın hücum hattında oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. Kalede Muslera, savunma dörtlüsü sağda Boye, solda Van Aanholt stoper ikilisi Nelson Marcao, orta alanda Taylan, sağ açıkta Babel, Çıkıldağ, Berkan Taylan'ın hemen önünde sol açıkta Kerem ve ileride Gomis 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Burada Boye yerine belki bir Omar El Abdaloui değişikliği olabilir ama Galatasaray aslında bu kadroyla Gomis yerine Mustafa Muhammed'le Avrupa'da çok güzel işler yapmıştı. Şimdi bu geçiş oyununu, kontrollü oyunu Fenerbahçe karşısında da bu kadroyla oynayabilir mi sizce? Geçiş oyununun Türkçesi kontratak. Evet. Niye biz kontratak kelimesini bıraktık da geçiş oyunu kelimesinin çok peşine haklısınız. Takıldık? Onu anlamış değilim. Teknik adamların uydurduğu bir kısaltma. Evet. Galatasaray'ın kontratak oyununda, yani topu kaptığı zaman süratle hücuma çıkması oyunundaki tek aktör Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Onu da Osay Samuel'le ve ona yardım edecek olan Ferdi ile birlikte kapatma ihtimali çok yüksek. O zaman orayı kapattığınız zaman zaten sakatlıktan çıkmış, hafif ürkerek oynayabilecek bir Kerem'e karşılık Galatasaray'ın başka bir aktör bulması lazım. Bu aktör Gomis zaten beklenen bir aktör ve o Zalai ile Kim'in arasında ne kadar verimli olabilir? Uzun topları 30-40 metre ne kadar ve kaç kere taşıyabilir? Dolayısıyla oradan bir verim olabileceğini düşünmüyorum. Kerem'in kapatılacağını düşünüyorum. O zaman iş kalıyor Emre Kılınç'a, Çıkaldao'ya oyuncu eksilterek pozisyon üretebilme ihtimallerinin oluşmasına. Şimdi Taylan, Berkan, Çıkaldao'yu koyuyorum. Karşılarına da Mert Hakan, Zayiç, Crespo ve İrfan Can Kahveci'yi koyuyorum.
Sen söyle şimdi kim daha ağır basıyor? Fenerbahçe'nin. Yani evet çok net bir şekilde oyuncu portföyüyle Fenerbahçe ağır basıyor. O yüzden zaten %51'i %52'ye çıkarttım. İsteyen daha da yükseltebilir. Fenerbahçe'nin şansı ağırlığı burada Galatasaray'ın da tek kanatlı bir uçurtmaya dönmesi, onun da yarım verimle oynayabilecek olması, çok kolay kapatılabilmesi sonrasında ortaya başka bir sıkıntı çıkacak. Başka aktörü de yok Galatasaray'ın. İleride kaleye doğru gidebilecek aktörü yok. Babel yalandan oynuyor. Çok verimli değil. Kendi kendine bir şeyler yapıyor ama eski Babel değil. Feghouli zaten yok. Emre Kılınç ne kadar zorlayabilir bir kanatta Fenerbahçe savunmasını veya Fenerbahçe savunmasındaki beklerin ileriye çıkışını ne kadar engelleyebilir? Soru işaretlerinden biri bu. Dolayısıyla ben şimdi bu konuşmanın ardından 52'yi 53'e çıkartıyorum. Gitgide yükseliyorsunuz Ümit Aktağ. Onun Evet. için beni konuşturma 55'e kadar gideceğiz. Peki bir de Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i paylaşalım. Evet, derbilerin favorisi olmaz diyoruz. Lakin İsmail Kartal'la birlikte bir galibiyet serisi yakaladı Fenerbahçe ve dün özellikle sizin de belirttiğiniz gibi Konyaspor'un puan kaybetmesinin ardından bu maça ekstra bir motivasyon da kazandılar. Kaleci Altay, sağda Osayi Samuel, solda Szalai, stoper ikilisi Serdar Minci Hakim, orta alanda Zayt Crespo ikilisi, sağda Mert Hakan Yandaş, solda Rossi, 10 numara bölgesinde İrfan Can ve ileride Serdar Dursun 11 ile sahada olmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Yani bu çok verimli bir kadro. Şöyle bir şey var. İsmail Kartal uzun bir sürenin ardından yaptığı operasyonla da ya da yaptırdığı operasyonla da Ozan Tufan ve böyle Mesut Özil'i devre dışı bırakarak takımda bir ağırlığının olduğunu hissettirdi. Diğer oyuncular da burada bir hoca var. Dolayısıyla bir takım şeyleri yaptırabiliyor dedi. Ama gelecek senenin, önümüzdeki sezonun planlamasını yapabiliyorum sözünü kullanamaması Fenerbahçe için bir dezavantaj. Geleceği meçhul bir hoca, geleceği meçhul futbolcular grubuyla birlikte bir hedefe doğru yürüyorlar. Şimdi İsmail Kartal'ın bu uyumu zaman aldı. Aslında Beşiktaş'ın İsmail'i yani Valerian İsmail'i çarşıyla uyumunu ikinci haftada daha halletti. Yani bünye içine aldı ve o uyumu gösterdi. İsmail Kartal uyumu Fenerbahçe camiasının daha zor bir camia, kolay beğenmeyen bir camia olmasından dolayı biraz zaman aldı. Ben şimdi burada İsmail Kartal'ın ciddi bir sınav vereceğini, ikinciliği de yakalarsa başarılı bir sezon geçirmiş olacağını ama önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacağını düşünenlerdenim. Çünkü bir Aykut Kocaman sözü dolaşmakta ortada. Peki şunu da sormak istiyorum Ümit Aktan. Önümüzdeki sezon takımın başında olmasını beklemiyorum dediniz ama hem Domenech Torrent hem İsmail Kartal eğer derbi kazandıkları takdirde özellikle İsmail Kartal ligi ikinci bitirirse, derbi mücadelesi kazanırsa böyle bir seriyi yakalamışken önümüzdeki sezon takımda kalması muhtemel ilk isim olmamalı mı? Yani İsmail Kartal bugünkü galibiyetle, bu akşamki galibiyetle bir kredi sahibi olur. Gelecekle ilgili planlamasını yapmak konusunda Fenerbahçe yönetimine bir seçenek sunmuş olur. Ben buradayım, hazırım diye bir seçenek sunmuş olur. Ama ben kişisel futbol görüşüm tamamen bana ait bir düşünce bu. İsmail Kartal ve Dominic Torrent'in son derbilerini oynadığını düşünüyorum. Yani her ikisinin de önümüzdeki sezon takımın teknik direktör olacağını düşünmüyorum. Bir maça bağlı bir galibiyetle bütün bir sezonun kredisi sağlanacaksa o zaman Antep'ten niye 3 tane yedin diye Dominic Torrent'e sormak lazım. Doğru. Peki çok teşekkür ediyorum Ümit Aktan. Rica Kıymetli ederim. yorumlarınız Ben için teşekkür ederim. ağzınıza İyi yayınlar, sağlık. iyi pazarlar.